Evet arkadaşlar, hemen şunu soracağım, bir telefon alacağım. Ondan sonra da Gökçe, aklında kalan en önemli sahne hangisiydi? Seni en çok etkileyen sahne. Kısa kısa alacağım herkesten. Nedir? En Tamam. etkileyen sahne. İlk aklıma gelen şu oldu. Çok Evet. fazla etkileyen sahne var. İşte kardeşimin kocamla kaçtığı sahne, benim pencereden taburiyi fırlatmam, eve gitmem, dağıtmam. Ama ilk aklıma gelen şu oldu, sen demin söylediğinde. Bir sahne vardı, benim ne suçum var diye eve girip bütün aileye haykırdığım bir sahne var. Hızla eve geliyorum, evin kapısında, bizim de böyle kapının renkli renkli camları var. Eve Evet. geliyorum ve kapıya şöyle vurup açın kapıyı der gibi bir hamlem var. Geldim, öyle bir sinirle kendimi uzaktan doldurmuşum ki doldurdum, doldurdum, doldurdum. Geldim bir vurdum, elim camdan öbür tarafa geçti. Geçti. Bir anda böyle herkes panik oldu. Ben dedim yani elim kanlar içine değil. Hiçbir şey Hadi. olmamış ama. Olmamış. Hayır. Ben var mıydım Cam orada? paramparça Ama oldu. yönetmenim işte bunun çekilmesi gerekmiyor muydu o sırada gerçekten yani? Bu sahneyi kaçırmamak lazım yani. Onu çekmişler. Ben aldım zaten onun kaydını. İlk aklıma bu geldi. Evet, kaptırdığın Unutamadığım bir sahne. an. Benno? Evet. Çok sahne var. Hemen insanın aklına gelmiyor ama böyle güzel bir ekiple, çok güzel paslaşmalar içinde, kimsenin birinden birinin önüne çıkma isteği olmadan, çok nadir bir ekip olarak çalışma duygusunu yaşadık. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Teknik ekibimize, oyuncu arkadaşlarımıza, senaristlerimize ve yönetmenimize, yapımcımıza. Herkes çok özel bir dönem geçirdi sanırım 4,5 yıl boyunca. Sen kaç sene Fikret oynadın? Bu seni kaç? Sen bir önceden de Fikret oynadın. Senin bu ilk Fikret değil yani. Kendini bildi bileli Ha? Fikret o. Kendini bildi O kadar bileli. küçüktüm. Kaç Benim sene? toplam 8,5 yıl oldu. 4 tiyatroda da Fikret Dört oynadın. yıl oynadım, O da evet. 4 yıl. Burada da 5 yıl. 9 yıl. Bundan sonra Fikret'in sinemasını yapıyoruz deseler mesela. Gider misin? Düşüneyim. Vallahi helal olsun. Bir Fikret'le kapattın yani. Bütün sezonu kapattın yani. De. Peki. Babacım Ahmet'ciğim, en önemli sahne senin için? Yani çok benim de çok aklıma çok sahne geliyor ama bir tane şey var. Bizim Tahsin'le Fikret'in evlendikleri sahneyi çekiyoruz nikah dairesinde. İşte nikah memuru soruyor adınız soyadınız. Tahsin Başsoy demem lazım. Söyleyemiyorum. Sesli çekmiyoruz Allah'tan yani. Hiçbirini de söyleyemedim tam olarak. Tatçim Batço falan oldu. Birden Japon'la evleniyormuş gibi. Adını da Tatçim Batço. Hanımızın adı Fikret Batço. Evet, peki. Ama muhteşem sahneler var. Hocam hemen sorayım sana. Bu bir aldatma mıydı gerçekten de son olay, yoksa her erkeğin başına gelebilecek bir yanlış anlaşılma mıydı? Hatırlamıyorum, alkollüydüm, hatırlamıyorum. Bir dakika abi, mikrofon yok. Bir mikrofonumuz burada var, gerçekten burada de yok şu anda, arıyorum. Alalım. Tesüründen ne yaptığını bilmiyordu. Ha, zaten cümleyi anlamayacakmışım ben yani hani genel Tesüründen. Teessür. Teessür. Ha, bizim bildiğimiz teessür ha. Çok güzel. 69 ya. 69 doğumlu. 69 da benim dönemimin kelimesidir teessür ya. Ben doğdum teessür. Zaten o sene verildi yani sisteme. Çok güzel ya. Evet. Ya. Evet, en unutamadığın sahne. Ya benim çok benim bununla bir bir dövüş sahnemiz vardı. Ama çok güzel iş paylaşımlar. Deniz nefes alıyor, öteki cevap veriyor. Evet. Evet, hiç unutmadım Tolga. Tolga sen söyle. En unutamadığın sahne söyle. Abi benim Deniz'le bir sahnem var, yemin ediyorum. Çünkü kamerayı kafamı gerçekten geçirmiştin, kafam falan kanamıştı. O yüzden unutamamış ya, olman arkadaşlar hatırla. Mesude diyor ki yönetmenim Tolga beni bildiğin dövmüştü yani. Dövsene Tolga, vursana diyor. Ya yönetmenim diyorum, nasıl olacak falan, utanıyorum yani artık ne yapacağım falan. Ya vur bir şey böyle hani bir şey. Böyle bir kavga dövüş bir gün, kavga dövüş yaptık yani. Gerçekten mi vurdun? Gerçekten mi vurdun? Yönetmen orada vur diyor, yapacak bir şey yok. Doğru, yönetmen öldür dese de öldüreceksin demek ya. Evet, peki. Leyla. Beni atlamış oldun. Leyla. Leyla. Beni bildiğin atladın. Ona söylüyorum Leyla. Söyler misin Necla'ya, bize cevap verir mi? Artık anne, bize bir şey söylesin Necla yani. Evet. 5 sene sonra değiştirdin yani. Yok yok. Evet. Fahriye. Deniz söylemedi. Beni bana sormayacak. Deniz söyle. Ha?
Sana soracağım da Tolga söylüyor nasıl olsa ikiniz ekinde. Biz iki arada çıkartıyoruz yani o işi. Evet, yani senin bugün, bugüne kadar, evet, bu sabaha kadar sormuş olsaydın, Tolga'nın dövdükten sonra beni, benim Ali Rıza'ya sığındığım bir sahne vardı. O güne kadar birbirlerine, yani daha ziyade Ferhunde'nin pençelerini gördüğümüz bir ilişkide. yani babasız da bir kadın olduğu için bu ona ilk kez sarıldılar yani. Babası gibi his yani. Kadın çok kötü oldu. Yok yok, anlat, bizim Türk halkının en sevdiği yani, şeydir. Biz severiz. Hani gerçekten kötü karakter bir anda iyi olsun yani. İlk kez baba yani bilmediği bir duyguyu yaşadığı andı. Ama bu sabah finalle alakalı yani bir ağladığım bir sahne çekmiş. Ne oldu bu sabah? Bir yani finalle alakalı hani ne oldu? Hani bir sürü zaten ağlama çekiliyor ama bir ağlamalı bir sahne çektim. Ama susamadım yani. O kadar şeydi ki yani hani gerçekten o kadar bütün sezon gözümün önünden geçip hani tekrar alındığında susup başa dönmem gerekiyor. Fakat hani o arada mesela kimse bilmiyor, ben orada susmak için dişlerimi sıkıyorum falan, tuhaf tuhaf ama... Durduramadın kendini en sonunda. Falan diye böyle titriye titriye. Bütün bir sezon oynadıklarım her şey gözümün önünden geçti. Ekip yani Ferhunde, Deniz, o dönemde Deniz'in yaşadıkları Ferhunde'nin... Ya çok acayip o sahne oldu, izlediklerinde anlayacaklar. Bu ağlama ile ilgili bir şey soracağım ya. Biz Türk insanı göz önünde ağlar mıyız? Yani dizide, bütün dizilerde ki... bunu ben demiyorum aslında yani de hani bir yanlış anlaş. Ama gerçekten soracağım. Göz önünde ağlar mıyız yoksa biz ağladığımızı belli etmemek için öteki odaya mı gideriz? Yani beni de çok etkiledi bu söylediğin. Çünkü biz bir tanıtım yaptık. Son hafta işte yayınlandı, geçen haftadan beri yayınlanıyor. Biz bir dizi izlemedik aslında, aynaya baktık şeyiyle. Son lafıyla. Gerçek izleyicilerimize sorduk kendi yaprak dökümü hikayelerini. Ve herkes ağlayarak anlattı kameraya. Ve o kadar çok Fikret vardı ki, o kadar çok Leyla vardı ki. O var kadar mı o görüntüler çok... çocuklar? Gerçek ailelerin görüntülerinin bizde olması lazım, diziyi anlatanların. Yok mu? Ne de güzel yürümüştüm konuya. Ve... Çok benzer hikayelerdi. Mesela çok etkileyiciydi bu. Hepsi de şey yaptılar. Gerçek duygularıyla birebir yaşadılar. Birebir yaşadılar. Gerçekten aynaya baktık. Peki Fahriye'cim. O ne unutamadığın sahne? Ya aradan seçmek çok zor. Çünkü 5 sene boyunca hakikaten çok etkilendiğim sahne oldu. Hı-hı. Ve bunların birçoğu işte evden gittiğim, işte terk ettiğim ya da terk edildiğim. O yüzden seçmek çok zor aradan ama aslında Deniz'in yaşadığını ben de yaşadım son final sahnesinde. Hani ne olursa olsun, ne kadar sahne gerçekçi de olsa, ne kadar o kadar güzel yazılıyor ki, ne kadar zorlanmasak da son final sahnesinde aynı şeyi ben de yaşadım ve duramadım. Evet. Yani ekibe bakıyorum, Emine'yi görüyorum, ağlıyorum. İşte yönetmenimize bakıyorum, ağlıyorum. Öyle bir duygu oldu. Yani o sahnede kim varsa oyuncular, Güven abla, Gökçe, Bennu ve Halil abi o gün final sahnesinde tabii sen de vardın. Ne oldu? Final sahnesi tam ne oldu? O sahnede tam ne oldu ya? Arkadaş geliyor dibine kadar anlatacak. Yok ama o sahneden... Tam orada birbirlerine bakıyorlar, uyanıyor birisi. Onu ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Tam o da vazgeçiyor. Kaptırmış anlatıyor, bıraksana. Hayır, herkes varsa final herkesi sayıyorum. Bir yani, şey söyleyeceğim. Kim vardı final sahnesi? Final sahnesi değil bir kere. Mikrofona abi. Anlattıkları final sahnesi değil. Kendi son sahnelerini anlatıyor. Şöyle. Ben de final sahnesi diye. Yani final bölümü. Final bölüm içerisindeki sahneler. Son sahnelerini anlatıyor. Tamam, abi bana söyleyin ya. Finalde Allah'ın sezen. Finalde kötü mü bitiyor, iyi mi bitiyor? Mutlu mu olacak, üzülecek mi? Rüyadan uyanıyor. Ağzımdan kaçtı. Vay. Bütün hepsi rüyaymış. Öyle mi? Ondan tekrar vallahi geliyorlar. Bu toplum işte. Öyle bir final yap, linç eder seni. Bütün bunları sen rüya çek bakayım, ne geliyor senin başına, ben bir göreyim ya.